Kadim medeniyetlerin sırları günümüzde bile hem bilim insanlarını hem de teorisyenleri şaşırtmaya devam etmekte. Gelişen teknolojiler sayesinde hem bu geçmiş medeniyetlere ait daha çok şey keşfetmekteyiz, hem de gelişen algımız sayesinde bulduğumuz tanımlanamayan kalıntılar hakkında daha iyi fikirler üretmekteyiz. Lakin gelin görün ki bazı keşifler ve onları destekleyen mitler şu anki bilim anlayışımızın bile sınırlarının ötesine geçmekte. Bu şaşırtıcı mit ve kalıntılar içerisinde en popüler olanı pek çok film ve diziye konu olmuş antik yıldız geçitleri ya da antik medeniyetlerin tabiriyle tanrıların kapısı dediğimiz yapılardır. Görünüşte hiçbir kullanım alanı yokmuş gibi gözüken ve çoğu zaman da ıssız, alakasız diyebileceğimiz yerlerde bulunan bu yapıların amacı, onları destekleyen mitler ve etrafındaki sembollerle birleşince büyük bir gizemi hem aydınlatıyor hem de gizemin daha da derin katmanlarına gitmemizi sağlıyor. Gelin dünyanın dört bir yanındaki en şaşırtıcı antik yıldız geçitleri ile ilgili gerçekleri birlikte bulalım. Batı Bolivya'da yer alan Tiahuanaco kasabası arkeolojik anlamda bilim insanlarını en çok şaşırtan şehirlerden birisidir. Deniz seviyesinden 4000 metre yüksekliğe kurulmuş olan bu şehri sırf o spesifik lokasyonu yapmak için kilometrelerce öteden ağırlığı 60 tona varan kayalar oraya özel olarak taşınmıştır. Tam olarak ne zaman inşa edildiği bilinmese de yapılan araştırmalar şehirde M.Ö. 1500 yıllarına kadar giden kalıntılar bulmuşlardır. Yerel halk arasında ebedi şehir olarak bilinen Tiahuanaco, M.Ö. 1000 civarında ise tamamen terk edilmiştir. Fakat işin ilginci, anlatılan tarihi mitlere göre aslında şehir tufan öncesi olarak tabir edilen M.Ö. 14.000 yılında tanrılar tarafından kurulmuştur. Ve tufan sonrası ise iklim ve coğrafi yapıdaki değişikliklerden dolayı terk edilmiş, biraz önce bahsettiğim M.Ö. 1500'lü yıllarda ise tekrar bu antik kültürün torunları tarafından kullanılmaya başlamıştır. Bu tezi arkeologlar şu şekilde desteklerler. Tiahuanaco'nun bağlı olduğu ana büyük şehir kompleksi olan Pumapunku'da zamanında 100.000'den fazla kişinin yaşadığı tespit edilmiş. Ama gelin görün ki şehrin tarih kitaplarında yazdığı gibi M.Ö. 1500'lerde yapıldığını düşünürsek bu imkansız. Çünkü bulunduğu coğrafya o zamanlarda tıpkı şimdiki olduğu gibi büyük ölçüde susuz çöllerle kaplı ve hava sıcaklıkları yaşamak için çok elverişli değil. Daha da önemlisi şehrin dört bir yanındaki yıldızları işaretleyen yapılar ise yıldızların M.Ö. 1500'deki pozisyonları ile değil 14.000 sene önceki pozisyonları ile uyumlular. Ve coğrafi tahminlere ve toprak altında bulunan doğal kalıntılara göre bölgenin coğrafyasının bahsedilen 10.000-15.000 yıl önceki zamanlarda çok daha yaşanabilir bir bitki örtüsü ve iklime sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu gizemli şehrin kalbinde ise şehirden bile daha gizemli olan yaklaşık 10 tonluk devasa güneş kapısı bulunmaktadır. Tek başına bakıldığında güneşin belirli zamanlarda doğuşunu işaretlemiş bu kapı mitlerle birleşince çok daha farklı bir hal alır. Efsaneye göre Tanrı Virachola bu antik kapı ile Tiahuanaco'ya gelmiş ve Pumapunku şehrini kurarak burada insanlığın çoğalmasına ve yayılmasına fırsat vermiştir. İşi daha da garip hale sokan şey ise bahsedilen tarihteki bizim bildiğimiz kadarıyla herhangi bir kültürün bu yapıları inşa edecek hiçbir aleti olmayacak olması. Güneş kapısı dahil Pumapunku şehri ve Tiahuanaco bölgesindeki özel kayaların hepsi granitten oyulmuştur. Ki bu taş elmastan sonraki en sert taştır. Bu kadar sağlam bir taşı şekillendirip şu an gördüğünüz şeklinde bir ince işçilik yapmak için sadece iki seçeneğiniz var. Ya endüstriyel seviyede bir elmas uçlu matkap ya da lazer. Pek çok uzman ancak günümüzdeki en gelişmiş makineler ile bu taşlara bu kadar hassas şekillendirme işlemi yapılabileceğini söylemişlerdir. İşte tüm bu ileri teknoloji, yıldızlara göre kurulmuş bir şehir ve mitler birleşince insan ister istemez mantıken antik medeniyetin tanrılar dediği, günümüzde ise antik uzaylılar dediğimiz varlıkların bu kapıları kullanarak bölgeye giriş çıkış yapıp kültürün bu denli gelişmesine yol gösterdiğine inanmadan edemiyor. Yıllar önce bir grup kaşif ve arkeolog Sri Lanka'da keşif için dolaşırken yerel halkın mitlerinde yer alan Anuradhapura adlı antik kenti keşfederler. Devasa yeraltı ağlarına sahip bu antik harabelerde dolaşan kaşifler, belirli yerlerde duvara oyulmuş şekilde dairesel figürler keşfederler. O zamanki yıllarda bu sembollerin anlamları anlaşılmaz, ta ki günümüz teknolojisiyle tekrar araştırılana kadar. Sakvala Chakraya denilen ve bölgedeki Budist rahipler tarafından kutsal olduğu savunulan bu sembolün detaylıca incelendiğinde güneş sistemimizin bir haritası olduğu ortaya çıktı. Sembolün merkezi güneş sistemimizi sembolize ederken diğer işaretli noktalar ise ya dünyamızdaki diğer yıldız geçit noktalarını işaretlediği ya da galaksideki farklı önemli noktaları gösterdiği üzerinde durulmakta.
İşin daha da ilginci ise tünel sisteminde bulunan benzer sembollerin kimisinde semboller ağırlıklı olarak dünyamızı refer ederken kimilerinde ise farklı gezegensel yapıları refer ettikleri tespit edilmiştir. Yapılan elektromanyetik testlerde ise ölçüm aletleri sembollere yaklaştırıldığında elektromanyetik yayılımda ciddi güç artışları saptanmıştır. Sanki bütün yeraltı kompleksi çeşitli bölgelere açılan bir ara istasyon gibi. Oldukça ilginç. Konu ile ilgili detaylı araştırmalar günümüzde bile devam etmekte. Antik çağların gizemlerini ele alıp da Mısır'ın karşımıza çıkmamasını bekleyemezdik. Abydos Antik Tapınağı Mısır'da keşfedilmiş en eski ve en gizemli yapılardan bir tanesidir. Bölgedeki pek çok hiyeroglif araştırmacıların şimdiye dek rastlamadığı türden farklılıklar içermekte. Bunlardan günümüz medyasında da yer eden en meşhurları ise şu an gördüğünüz bu oymalardır. Günümüz teknolojik araçlarına benzeyen bu oymaların gizemi halen çözülemedi. Abydos'un sırları bununla da bitmiyor. 1904 yılında İngiltere'de doğan Dorothy Eddy'nin hikayesi olayı hayal bile edemeyeceğiniz bir boyuta taşıdı. Küçük Dorothy 3 yaşındayken evinin merdivenlerinden düşerek hayatını kaybeder. Aile doktoru küçük kızı ölü ilan edip defin işlemleri için ailesinin yanında bırakır. Fakat bir saat sonra aile acilen doktoru tekrar evlerine çağırır ve doktor gördükleri karşısında şok olur. Daha bir saat önce ölü ilan ettiği küçük kız sapasağlam karşısındadır. Bu sıra dışı olay sonrası küçük Dorothy'nin İngilizce konuşmasındaki aksan değişmeye başlar. Sık sık mutfak masasının altına saklanıp "Lütfen beni evime götürün" diye ağlamaktadır. Ailesine evine geniş bahçeleri olan ve devasa kolonların onu sardığı bir yer olarak tarif eder. 4 yaşındayken ailesi küçük kızı British Müzesi'ne götürürler. Ve burada küçük kız antik Mısır bölümüne girer girmez heyecanla heykellere sarılarak bu insanların kendi ırkı olduğunu söyler. 7 yaşına geldiğinde araştırdığı kitaplarda karşısına Abydos Tapınağı'nın bir fotoğrafı çıkar. Ve küçük çocuk hemen ailesinin yanına koşarak burasının onlara anlattığı evi olduğunu söyler. Önceden etrafında çok daha fazla ağaçların ve bahçelerin olduğunu da detaylıca tarif eder. Dorothy büyüdüğünde Mısırlı bir adamla evlenir ve İngiltere'den ayrılıp Mısır'a yerleşir. Fakat yaşı büyüdükçe anıları daha da canlanan genç kızın antik Mısır takıntısına eşi dayanamaz ve boşanırlar. Genç kız Abydos Tapınağı'nda arkeologların getir götür işlerini yapacak bir şekilde kendine bir iş bulur ve olaylar zinciri bu andan sonra kopmaya başlar. Arkeologlara tapınağın yanındaki bahçelerden bahseden Dorothy'nin ısrarı üzerine bu alanlarda kazılar yapılır. Ve tam da Dorothy'nin tarif ettiği yerlerde antik havuzlar keşfedilir. Bir anda dikkatleri üzerine çeken Dorothy, daha da şok edici bilgiler vererek tapınağın içinde ve etrafındaki hemen hemen her odayı tarif etmeye başlar. Ve hatta gizli yerlere gömülmüş ya da saklanmış antik eserlerin bile yerini söyleyerek keşfedilmelerini sağlar. Kendisinin bundan 3300 yıl önce yaşamış Beth Rest adındaki tapınak rahibesi olduğunu, 3 yaşındayken pazarda çalışan annesinin öldüğünü ve antik Mısır'da asker olan babasının onu tapınağa verdiğini söyler. Burada tapınakta hizmetli rahibe olarak büyür. Dönemin firavunu ile yaşadığı yasak ilişkiden dolayı tapınak yüksek rahibi tarafından aşağılanarak tapınaktan atıldığını ve tüm bu baskıdan dolayı intihar ederek kendini öldürdüğünü anlatır. Dorothy'nin hikayesindeki bizi ilgilendiren şey ise Abydos Tapınağı'nın gizli odalarının birinde antik tanrıların kullandığı bir geçit kapısının saklandığı bilgisidir. Dorothy'ye göre bu kapılar farklı boyutlara ve yerlere geçişlerde kullanılmış ve tanrıların döneminden sonra hepsi bir daha kullanılmamak üzere mühürlenip kapatılmışlar. Yapılan çalışmalarla tapınağın altında dev taşlarla mühürlenmiş alanlar olduğu doğrulanır. Fakat tapınağın yapısını tehlikeye atacağı için hükümet bir varsayım üstüne kazı yapılmasına izin vermez. Belki bir gün Dorothy'nin bahsettiği alanlar bir şekilde tapınağa zarar vermeden açılabilir ve insanlığı yepyeni bir teknolojiyle buluşturabilir. Harumarka dağlık bölgesinde bulunan bu 7 metreye 7 metrelik kayaya oyulmuş ilginç yapının ortasında yaklaşık 2 metrelik bir kapı oyması bulunur. Bölgede yaşayan ve kayanın kutsal olduğunu iddia eden şamanlar ve yerli halkın mitlerine göre kapıya ruhlar ve tanrılar kapısı denmektedir. Kadim İnka efsanesine göre ilk rahip olan Aramu Muru, kendisine tanrılar tarafından verilen altın bir disk ile yapının önünde eğitimini bitirdiği şamanlara bir ayin düzenler. Daha sonra elindeki diski kapının ortasında bulunan oyulmuş gibi görünen alana yerleştirir ve herkesin gözü önünde bir ışık hüzmesi içerisinde yok olur. Kendisini bir daha kimse görmez. Günümüzde şamanlar halen bölgede ayinler yapmaya ve bölgeyi çok kutsal saymaya devam ederler. Ve ilginç bir şekilde aynı Ranmasu Uyana kapılarında olduğu gibi duvara oyulmuş bu geçit çevresine göre yüksek miktarda elektromanyetik salınım yaymaktadır. Baş rahibin ayrılmadan önce destana işlenen kehaneti ise şöyledir.
bir gün tanrılar kapısı tekrar açılacak ve güneş gemileriyle tanrılar tekrar dönecekler. Kim bilir, belki de günün birinde bu kapılar sayesinde dünyayı kuşatan bir ulaşım ağının sırlarını çözeriz. Antik uzaylılarla ilgili çok yakında daha da derin araştırmalar yapacağım. O videoları da izlediğinizde kafanızda dağınık halde bulunan parçaların daha iyi yerine oturup bu antik uzaylı kavramını daha iyi anlayacağınızı ümit ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.